この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Uyarı: Bu video Attack on Titan mangasından ve animesinden önemli spoilerlar içermekte. Lütfen kendi takdirinize bağlı olarak videoya devam ediniz. Attack on Titan fanları biraz şaşkın şu sıralar. Şaşkın kesinlikle buradaki en yeterli ifade olacaktır. Isayama hayranların Sasha'ya duyduğu sevgiyi biliyordu ve onu yeni bir karakter olan Gabi'ye yem etti ve bundan da hiç mi hiç çekinmedi. Bu da herkesin hemen Isayama'dan nefret etmesine neden oldu. Pek çok insanı şaşırtan şey Eren'in Sasha'nın ölümüne göstermiş olduğu tepkiydi. Ölümünün ne kadar acı verdiğini iddia ederek kalbinin kırılmasını ve hatta ağlamasını bekleyebilirsiniz. Ancak gerçekte olan şey tamamen farklıydı. Connie'den alıntı yapacak olursak o piç güldü. Omaera ni wa are ga Eren ni mieta ka? Oka. Kuyashigatta to omou ka? Connie, yose. Warai yagatta. Bu ifade de bizi şu soruya götürüyor. Eren neden güldü? Bunu yapmasındaki amaç neydi? Acaba Sasha'yı feda edilebilecek bir nesne olarak mı görüyordu? Çok geçmeden haydi videomuza devam edelim. Eren'in zihinsel dengesizliği. Açıkça söylemek gerekirse Eren o zamanlar pek aklı başında değildi. Tamamen savaşa konsantreydi o an. Bu arada hala aklının yerinde olduğunu söylemek pek de doğru değil. Eren'in duvarların dışında bir dünyanın var olduğunu fark etmeye, mahalleye gizlice girmeye, orada yaşamaya, Willi Tybur'a saldırmaya kadar varan uzun bir yolculuğu oldu. Bu uzun yolculuk onun bedeninde ve zihninde yoğun bir stres yarattı. Bu kesinlikle anlaşılabilir bir şey ve hemen hemen herkesi çılgına çevirebilir. Aynı Eren'de olduğu gibi. Ayrıca özellikle son sezonda önümüze çıkan Eren'de karşısında ne olursa olsun ve kim olursa olsun bir poker face göstermekte. Bu onun sadece tipik bir havalı adam olmasından dolayı veyahut animede baş karakter olmasından dolayı değil. Bunun nedeni olaylarla baş edebilmek için duygularını bastırması. İnsanların olumsuz duygularla iyi başa çıkamadıklarında aşırı tepkiler göstermesi oldukça yaygın bir davranıştır. Ve Eren gibi duygu yoğun bir kişi için muhtemelen bu aşırı tepki işi katlanarak artmıştır. Hepimiz filmlerde görmüş ya da kitaplarda okumuşuzdur. Örneğin bir cenaze töreni devam ediyor, bir karakter ölen kişinin uzun zaman önce söylediği komik bir şeyi hatırlıyor veya anlatıyor. Oradakiler de bu anılardan dolayı kahkahalara boğuluyor ve gülüyor. Bunu o anki havayı değiştirmek ve insanları üzüntüden alıp biraz da olsa mutluluğa sevk etmek gibi düşünebiliriz. Hello! Let me get fucking dark in here. Fark ettiyseniz Eren, Sasha'nın ölüm haberini aldığında Sasha'nın et sevgisi hemen aklına geldi. Hatta direkt size Eren'in o anki sahnesini de koyalım. En çok Nicolò'nun yemeklerinden hoşlanan Sasha, et yemeyi çok sevmekte. Hatta animenin en ikonik sahnesinden birinde patates yiyordu. Sasha'nın hayatının anlamının yiyecek daha harika şeyler bulmakla ilgili olduğunu söylemek yersiz olmazdı kesinlikle bu noktada. Sasha'nın ölmeden önce söylediği son sözler ise et idi. Ancak Eren Sasha'nın ölümüne burada gülmüyordu. Onun ölüm haberini aldığında aslında derinden etkilenmişti. Öldüğünü gerçekten kabul edemiyordu bir yandan. Belki de öleceğini de biliyordu. Ne de olsa kendisi geleceği görmüştü. Tüm bunlara rağmen Eren, Sasha'nın son sözlerini duyar duymaz "Hah!" diye bir iç geçirmiş olmalıydı. Tipik Sasha. Ve yukarıda belirtilen savaş ve anlık akli durumu nedeniyle o an gülmüş olabilir. Ancak o an kesinlikle durumla alay etmiyordu. Aksine onu çok çok iyi hatırlıyordu. Son olarak size hatırlamadığınız bir noktadan ve paralellikten söz etmek isterim. Attack on Titan 2. sezon 12. bölümde Hannes öldüğü zaman Eren yine gülmüş ama bu gülüş tabii ki de Sasha'nın ölümünde olduğu gibi acılı bir gülüş olmuştu. O sahneyi de şöyle hatırlayalım kısaca isterseniz hemen.
Hannes'in bu ölümü ile Sasha'nın ölümü arasında bir benzerlik vardı. Her iki durumda da Eren gülüyor. Yine bu onlara güldüğü anlamına gelmez. Onlarla kesinlikle dalga geçmek için gülmüyordu. Aksine duyguları o kadar yoğundu ki kendine gülüyordu. Eren kendi zayıflığına gülüyordu. Herkesi kurtaramayacağını anladığı için gülüyordu. Ayrıca daha güçlü olsaydı nasıl bir fark yaratabileceğine de gülüyordu burada. Tüm bunlar Eren'in aklından bu ölüm haberleri sırasında film şeridi gibi geçmekteydi gözünün önünden. Zaten yine 2. sezon 12. bölümde Hannes'in ölümü sırasında Eren deve dönüşememişti ve bunun sonucunda Hannes Dina Fritz tarafından yenmişti. Yani Eren'in içinde bir nebze bu konular hakkında suçluluk duygusu da kesinlikle mevcut. Bütün bu olaylar Sasha ile de yaşandı. Bu konuda bir şey açıklanmasa da biz tepkilerden ve Eren'in düşündüklerinden bu konuyu rahatlıkla kavrayabiliyoruz. Kısacası Eren'in zihinsel olarak nasıl dengesiz olduğuna ve nasıl ölümlerle ve savaşlarla karşılaştığına baktığımızda herkesi kurtarmak istemesine rağmen Eren'in Sasha öldüğünde tam olarak gülmediğini ancak gülerken ağladığını varsayabiliriz. Hatta bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eren, Paradis adasındaki herkesi ayrı ayrı önemsiyor ancak kendi arkadaş grubunu bunların bir tık üstünde tutuyor diyebiliriz. Sadece duygusal olarak zarar görmüş bir durumda kendisi. Bundan sonra da daha az kayıp için mücadele edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizler de bu durum hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce Eren, Sasha ve Hannes ile dalga mı geçiyordu yoksa kendi aciziyetine mi gülüyordu? Hepinize iyi günler diliyorum.